Mehmet Güreli. Göldeki uzmanlar. Kaç gün sonra gelecekler? Öğrenelim efendim. İş yerinde herkes lastik ayakkabıyla çalışıyordu. Büyük bir kapıdan girerdik sabahları. Çayımızı öğleden sonra içerdik, konuşmadan. İş kazaları sadece 10 yılı doldurmuş olanlar için geçerliydi. Kapıdan geçerken bir bakardınız, 10 yılını doldurmuş biri kaymış, düşmüş, gidiverirdi. Müdür hep sorardı, ne zaman gelecekler? Metrak gibi müdür de 8 yıllıktı. İkisi uzmanların bir an önce gelip bu işi çözmelerini en çok isteyenlerdi. Müdür ise şimdiden önlemler almıştı kendi için. Kapıdan geçerken bağlıyorlardı onu. Gerçi 10 yıldan önce düşen görülmemişti ama müdür belli olmaz diyordu. Bir sabah Amerika'dan uzmanların geldiği öğrenildi. Hepsine birer çift lastik ayakkabı dağıtıldı hemen. Gelen 20 kişinin hepsi uzman değildi oysa. Bir kısmı meraktan gelmişti. Hepsi çok güzel basketbol oynuyordu. Aradan bir yıl geçmişti. Sıra Japonlardaydı. Araştırmayı yürüten Eiji'nin bir gün bahçede fena halde dayak yemesine tanık olmuştum. Aralarında yukarıdan aşağıya konuşuyorlardı. Metrak'ın öldüğü gün müdür her gün bağladıkları iplerle kendini astı. Bir rapor hazırladım ve düşmeleri iki nedene bağladım. Birinci neden, aşırı yorgunluk. İşimiz gereği çok hareketli çalışıyorduk. İkinci neden, lastiklerin aşınması olabilir diye yazdım. Altına da imzamı attım. 10 yılımı doldurduğumu anladığım sabah büyük bir heyecanla uyandım. 5 yıldır biriktirdiğim parayla bir lastik ayakkabı almak üzere sokağa fırladım. Lastikleri ayağıma geçirdim ve işe gittim. Herkes beni bekliyordu. Büyük bir kapıya yaklaşırken adımlarımı sıklaştırdım. Kapıdan gülerek geçtim. Düşmemiştim. Uzmanlar yüzüme korkuyla bakıyorlardı. O gün bugündür korkuları azalmadı.